Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber şu görmüş olduğunuz güzel motifi birlikte öreceğiz. Örümü kolay, keyifli, bir o kadar da çok şık ve güzel. Bu motifi dilediğiniz projede değerlendirebilirsiniz. Harikalarda, yeleklerde, battaniyelerde, koltuk şallarında, çantalarda farklı iplerle dizayn edip örebilirsiniz. Ben Alize Cotton Gold'un böyle elimde kalan renklerinden 4 renkle öreceğim. Üst kısımda kullandığım 62 numara Alize Cotton Gold. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Desteğinize ihtiyacım var. Destek içinse beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli. Motifimizi yapımına başlayalım. Sihirli halka yaparak başlayacağım. Her zamanki gibi ipimi parmağıma doluyorum. İpim benden yana. Geldim. Şöyle bir yapayım. Bir kere doladım. Siz iki kere de dolayabilirsiniz. Tığımı buradan taktım. İpimi çektim. Bir kere kilitledim. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Halkamın içerisine geliyorum. İki trabzan. Rüzgar var. Şunlarla şöyle uçmasın. Tığımın başına doluyorum. İkili trabzanlarla çalışıyorum. Üç oldu. İlk yaptım yani zincirimle beraber tam 16 tane ikili trabzan öreceğim arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane ikili trabzanımı ördüm. Sihirli halkamın ipini iyice kapatıyorum. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bu halkamın ipini de tığımın üstünde doladım. İlmeğimi çıkarttım ve kaydırma ile bağladım. İlk sıramı bu şekilde oluşturmuş oldum arkadaşlar. Hemen döndürüyorum. Şöyle ikisini de şöyle bir pardon sıkılıyorum. Çünkü yürüteceğiz bunları daha sonrasında. Geliyorum şimdi motifimin ikinci sırasına. Pembe rengimi alıyorum. Yani renk sıralaması da çok güzel bir şekilde uydu. Siz de isterseniz bu şekilde örebilirsiniz. İlmeğimi hemen dışarıda bir çıkartıyorum. Herhangi bir trabzan tepesinden batıyorum. İlmeğimi çıkardım ve bir sık iğne ördüm. 1 2 3 zincir çektim. İkili fıstık yapacağım. Tığımın başına doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. İlk ikisini de kapattım. İkili fıstık örmüş oldum. Arada bir zincir. Tığımın başına doluyorum. Yan trabzan tepesine battım. İlmeğimi çıkardım. İlk ikisi bekliyorum. İki tane ilmeğim var. Biraz yakınlaştıralım. İki tane ilmeğim var. Bekliyorum. Tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlk ikisini çekiyorum. 3 ilmeğim var. Üçünü birden kapattım. İlkinde bir zincir çekmiştim. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bir tane bir, bir tane iki. Bir tane bir, bir tane iki zincir çekerek göreceğiz. İki zincirimi çektim. Yan trabzan tepesine geçiyorum. Yine ikili fıstığımı yapıyorum. İlk ikisi. İki ilmeğim var. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa battım. Yine ilk ikisi. 3 ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yan trabzan tepesine battım. İlk ikisi tığıma doladım. Aynı boşluğa battım. İlk ikisi hepsini bir kapadım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Yan trabzan tepesine geliyorum. İlk ikisi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa battım. İlk ikisi hepsini bir kapadım. Arada bir zincir. Yan trabzan tepesine geçtim. Fıstığımı örüyorum ikili. Üçünü bir kapattım. Şimdi iki zincirim var. Tığımın başına doluyorum. Yan trabzan tepesine battım. İlk ikisi
topladım. Aynı boşluğa attım. İlk ikisi hepsini bir kapattım. Burada iki zincir çekmiştim. Bir zincir çekiyorum. Giriyorum yan trabzan tepesine. Bunları da yürüteceğim şöyle içeriden. Yan trabzan tepesine battım. İlk ikisi aynı noktayı tekrar battım. İlk ikisi 3 ilmeğim var. Üçünü birden kapattım. Burada bir zincir çekmiştim. İki zincir çekiyorum şimdi. Yan trabzan tepesine geçiyorum. İlk ikisi hepsini bir zincir, iki çekmiştik. Şimdi bir çekiyorum. Batıyorum yan trabzan tepesine. İlk ikisi aynı noktaya battım. İlk ikisi hepsini bir kapadım. Şimdi iki zincir. Yan trabzan tepesine battım. Yine ikili fıstığımı ördüm. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yan trabzan tepesine battım. İkili fıstığımı örüyorum. Şimdi ikiye battım. Tekrar battım. Kapadım. Bir zincir yan boşluğa. Kapadım. Şimdi iki zincir. Bakın çok güzel bir şekilde ilerliyor. Hiçbir kasma da yapmıyor. Battım. İkili fıstığımı ördüm. Bir zincir çektim. Bakın geliyorum buraya. Fıstığımı yapıyorum. İki zincirimi çektim. İlk yaptığım trabzanımın bakın tepe noktasına battım. Şurada. Fıstığın tepesine bakın. Fıstığın tepe noktasına battım. İlmeğimi çıkardım ve kaydırmayla bu şekilde bağladım. Bir zincir çekiyorum. Ve bu ipimi de bu şekilde kesiyorum. Şimdi fuşya rengimi alacağım. Ve bu görmüş olduğunuz çiçeklerin yapılışını göreceğiz. Geliyorum yine. Dışarıda ilmeğimi çıkartıyorum. İki zincirlik herhangi bir boşluktan. Bakın iki zincirler zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. İki zincirlik herhangi bir boşluktan battım. İlmeğimi çıkardım. Ve kilitledim. Bir, iki, üç zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Şu ipi de yürüteceğim. Batıyorum aynı noktaya. İlk ikisi. Tığıma doluyorum. Aynı noktaya battım. Yine ilk ikisi. Üç ilmeğim var. Başlangıç olduğu için hepsini bir kapadım. Bir zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa yine üçlü fıstık yapıyorum. Bir. Tekrar doladım aynı noktaya. İki. Bir kez daha yaptım. Üç. Bakın dört ilmeğim var. Hepsini bir kapadım. Arada iki zincirimi çektim. Hemen şuradaki yanındaki bir zincirlik boşluğa sık iğne ile sabitledim. İki zincirlik kısımdan başlamamızın nedeni bu. Bir zincirlikleri sabitleyeceğiz arkadaşlar. Burada iki zincirimi çektim. Tığıma doladım. Hemen bu boşluğun içerisine batıyorum. İlk ikisi. Tığıma doladım. Aynı boşluğa yine. İlk ikisi. Tığıma doladım. Aynı boşluğa. İlk ikisi. Dört ilmeğimi birden kapattım. Bir zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa battım. Bir üçlü grup daha yapıyorum. Bakın çiçeklerimiz oluşuyor. Üçlü fıstığımı yaptım. İki zincirimi çektim. Yanındaki bir zincirlik boşluğa sık iğne ile sabitledim. Yine iki zincir. Tığıma doladım. Geliyorum iki zincirlik boşluğuma. Üçlü fıstığımı örüyorum. Dört ilmeğim var. Hepsini kapattım. Arada bir zincir. Aynı boşluğa bir üçlü fıstık daha. Bir. İki. İlmek biriktiriyorum. Üç. Dört ilmeğim var. Dördünü birden kapattım. İki zincir çekip bir zincirlik sık iğne boşluğunu sabitledim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiçeklerimiz oluşmaya başladı. Bakın şöyle göstereyim size. Oluşmaya başladı. Sonuncusunu da birlikte yapalım istedim. İki zincirimi çektim. Tığımın başına alalım. İki zincirlik boşluğuma battım. Üçlü fıstığımı yapıyorum. İlmek biriktiriyorum şimdi. İlk ikisi. Bir kez daha batıyorum. Aynı noktaya. İlk ikisi. Dört ilmeğim var. Dördünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine. İlk ikisi. Yine aynı boşluğa. İlk ikisi tekrar aynı boşluğa. İlk ikisi dört ilmeği birden kapattım.
Burada iki zincir çektim. Bakın bir tane bir zincirlik boşluğumuz kaldı. Ona battım. Sık iğne ile sabitledim. Arada iki zincir çektim. Pardon. Ve buradaki trabzanın tepe noktasına batarak şöyle iyice bir batalım. İlmeğimi çıkardım ve kaydırmayla buraya bağladım. Bir zincir çekiyorum ve motifimin ben ikinci sırasını da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. İplerimizi yürüttüğümüz için de bakın güzel bir şekilde ilerliyor. Şimdi yeşil rengimi alacağım. Şu görmüş olduğunuz yaprakları yapacağız arkadaşlar. Geliyorum. Yine dışarıda bir ilmek çıkartıyorum. Yaptığımız çiçeklerin bakın hani iki zincirden inmiştik ya, sağ tarafındakine, şu sık iğne var ya buradaki, bir sol tarafı var bir sağ tarafı. Sağ taraftakine bakın batıyorum, ilmeğimi çıkartıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Bu ipi de yürütmek adına alıyorum. Kafanız karışmasın. Aynı boşluğa ikili trabzan örüyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum ve yine aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Örüyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Buraya atlıyorum. Bakın buradaki sağ tarafa. Bakın atlıyorum burayı. Buradaki sağ tarafa batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Geliyorum burada yine bu yaprağı atlıyorum. Buradaki sağ tarafa ikili trabzan. Yanına bir ikili trabzan daha. Arada 2 zincir. Tığımın başına doluyorum ve aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan örerek köşe oluşturmuş oluyorum. Bakın bu şekilde. 4 zincir. 1 2 3 4 zincir çektim. Bu yaprağı atlıyorum. Buradaki sağ taraftaki bakın sık iğne var. Sağ taraftaki boşluğa batıyorum. Sık iğne. Bu biraz sonra düzelecek, kasma yaparsan da merak etmeyin. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Yine bu yaprağı atlayıp sağ taraftakine giriyorum. 2 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa yine 2 tane daha ikili trabzan yaparak bir köşe oluşturmuş oluyorum. 4 zincir. Geliyorum. Bu yaprağı atlıyorum. Buradaki sağ tarafa boşluğa sık iğneyle sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir tığıma doluyorum. Yine bu yaprağı atlayıp buradaki sağa batıp 2 tane ikili trabzan, yani köşeleştiriyoruz artık motifimizi bu yeşillen. Arada 2 zincir. Bakın. Tığımın başına doluyorum ve aynı boşluğun içerisinde 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Geldim bu yaprağı atladım. Buradaki sağa battım. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başlarken zaten burada köşemi oluşturmuştum. İlk trabzanın tepe noktasına bakın. Batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Motifimi yeşille de bu şekilde ördüm. Şöyle. Ördüm. Bir zincir çekip ipimi kopartıyorum. Şimdi ben burada 3 sıra ördüm. Siz burada nerede kesmek isterseniz, yani motifinizin hangi büyüklükte olmasını isterseniz göstereceğim şekilde yaparsınız. İsterseniz ikinci sırada bırakırsınız. İsterseniz benim gibi 3 sırada örersiniz. Ben bunu 3 sıra örmemin bir sebebi var. Bir cüzdan yapacağım ben bununla. Cüzdan yapacağım için de 3 sıra ördüm. Güzel, kullanışlı bir cüzdan olsun istiyorum. Bu arada evet, cüzdan ve çantalarda da motifimizi kullanabilirsiniz. Birleştirme rengim olan son rengim krem rengi, 62 numara Alize Cotton Gold. Hemen ipimi dışarıda bir kilitledim. Geliyorum şimdi buradan köşe noktasına bakın, batıyorum, ilmeğimi çıkartıyorum. Şu ipi de şöyle içeriye aldım. Bir kere ipimi kilitledim. 1 2
3 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Giriyorum. İpi de doladım. Köşe noktasına batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bakın şuradan da size göstereyim. İkili trabzan ördüm. Arada 2 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum ve aynı boşluğun içerisine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Şimdi burada bazı atraksiyonlar var. Şurada görmüş olduğunuz şekli verebilmemiz için. O yüzden takip ederseniz sevinirim. Tığımın başına doluyorum. İlk trabzanın tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Tığımın başına doluyorum. Şimdi de 2 tane trabzanın arasına batıyorum arkadaşlar. Arasına battım. İkili trabzan. Bakın. Bu görüntüyü veren bu yaptığımız işlemdir. Şimdi 4 tane zincirlik kısma geliyorum. 4 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. Buradaki 4 zincirlik boşluğuma da geliyorum. 4 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. Buradan giderken de 2 tane trabzanın, şimdi sağdan ne yapacağımızı biliyorduk. Soldan geldiğimizde bakın 2 tane trabzanın arası boşluğuna pardon. Ara boşluğuna tekrar gösteriyorum. Boşluğa, ortaya boşluğa batıyorum. İkili trabzan. İlk trabzanın da tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan. Geliyorum köşe boşluğuna. Önce 2 tane ikili trabzan örüyorum. Arada 2 zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Ve aynı köşe boşluğuna 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Aynı işlemi şimdi bu taraftan giderken yine göreceğiz. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan. Şimdi de 2 tane trabzanın ortasına batıyorum arkadaşlar. Arasına batıyorum yani. İkili trabzan. 4 zincirlik kısımlara 4'er tane ikili trabzan. 4 zincirli kısma geliyorum yine. 4 tane ikili trabzan. Buradan giderken de önce hemen 2 tane trabzanın arasına batıyorum. İkili trabzan. Şimdi hemen yanındakinin tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan. Köşeye gelince yine aynı 2 tane İkili trabzan, arada 2 zincir, tığımın başına doluyorum, köşe boşluğuma geliyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. Burada da yine hemen ilk trabzanın tepe noktasına batıp ikili trabzan ördüm, tığıma doladım. 2 tane trabzanın da ortasına, bakın ortasına batıyorum. İkili trabzan, yine aynı işlemime devam ediyorum. Zincirlerimi 4'er tane ikili trabzan örüyorum. Bu 4 zincirli kısmına giriyorum. 4 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde motifimiz öyle bir efekt veriyor. 2 3 sonuna kadar kesmeyeceğim videoyu. Çok da fazla bir uzun bir video olmayacak zaten. 2 tane trabzanın arasına battım. İkili trabzan. Bu taraftan dönüşü gösteriyorum. İlk trabzanın tepe noktasına batıyorum. İkili trabzan. Köşeme yine 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, aynı köşe boşluğuna 2 tane daha ikili trabzan ördüm. Batıyorum ilkini ikili trabzan. İki tane trabzanın iki yeşilin ortasına battım ikili trabzan. 4'er tane zincirlerimin içine trabzan örüyorum. Burada ilk yaptığım, burada da devam ediyorum. 2 tane bakın trabzanın arasına batıyorum. İkili trabzan, bir tane trabzanın tepe noktasına batıyorum. İkili
trabzan, ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına battım. Bir ilmek çıkardım ve kaydırma ile bu şekilde bağladım. Bak, motifinizi isterseniz bu sırada da bırakabilirsiniz. İkinci sırasını ben burada 3 sıra yaptım dediğim gibi. İkinci sıraya da çıkmayı hemen gösteriyorum size. Burada hemen, pardon. Burada hemen yan trabzan tepesine battım. İlmeğimi çıkarttım. Kaydırma. Köşe noktama battım. İlmek çıkarttım. Kaydırma. Hemen 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. Yanına ikili trabzan. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. Tek tek trabzanlarımın tepesine birer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Dönüp geleceğim. Buraya birleşeceğim. Tekrar aynı usulden bir sıra daha geçeceğim. Evet, motifimiz bitti. Oldukça güzel bir motif. Kesinlikle size tavsiye ediyorum. Şöyle de bir göstereyim. Şöyle biraz daha uzaklaşalım. Tam net görünsün istiyorum şöyle. Motifim. Benimle birlikte örmek isteyen arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi bekliyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yukarıya çıkışı da anlamışsınızdır. Zaten isterseniz birinci sırada bırakırsınız. İsterseniz ikinci sırayı örersiniz. Ben 3 sırada ördüm. Bunu bir şey yapacağım ben arkadaşlar. Bir cüzdan yapacağım. Karşılıklı aynı motiften birleştireceğim. Fermuarlı, astarlı güzel bir cüzdan yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Beğendiyseniz bir kalbinizi alırım efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.